Tıp dünyası 19 Şubat 1994 tarihinde yaşanan bir olayla adeta çalkalandı. Yaşanan bu olay hala açıklanamayan esrarengiz olaylar arasındaki yerini almış durumda. İleri derece rahim ağzı kanseri olan Gloria Ramirez evinde fenalaşır ve ambulansa konarak en yakın hastane olan Riverside Hastanesi'ne doğru yola çıkarılır. Yolda kadının kalbi durur ve elektroşok yardımıyla yeniden çalıştırılır. Bu esnada ambulansta bulunan hemşire Ramirez'den bir miktar kan alır. Kanı aldıktan sonra kanda bir koku olduğunu fark eder. Hastaneye ulaştıklarında yaptıkları ilk tetkik kanı daha yakından incelemek olur. Hemen ameliyat odasına alınan Gloria Ramirez'in kanını odada bulunan doktorlar daha yakından incelemeye başlarlar. Doktorlardan bir tanesi dikkatli bakınca karın içerisinde yüzen ufak kristaller olduğunu fark eder. Doktorlar kanı incelerken kadının kalbi yeniden durur ve tekrar elektroşok uygulanır. Ancak bu esnada içeride gariplikler yaşanmaya başlar. Kanı koklayan doktorlar öksürmeye başlar. Önce bir tanesi, sonra diğeri derken odadaki herkes öksürmeye başlamıştır. Bir taraftan öksüren doktorlar, diğer taraftan da Ramirez'in duran kalbini çalıştırmak için çaba sarf etmekteydiler. Sadece 36 dakika içinde odada bulunan herkesin hayatını derinden etkileyecek bir olay gerçekleşmiştir. Doktorlar hala kadının kalbini çalıştırmakla uğraşırken kadının boynundan aşağıya doğru yağ benzeri bir sıvının aktığını gözlemlediler. Ancak odanın içinde durmak artık imkansız bir hale gelmiştir ve doktorlar odadan çıkmışlardır. Kalbi çalıştırılamayan Gloria Ramirez de hayatını kaybetmiştir. Olay o anda odada bulunanların hayatlarını derinden etkiledi. Doktor ve hemşireler hayatlarının geri kalanında sağlık sorunlarıyla uğraşmaya başladılar. Ramirez'in kanını koklayan ambulanstaki ve hastanedeki iki doktor da felç olarak hayatlarının geri kalanını tekerlekli sandalyede geçirmek zorunda kaldılar. Tamamı zehirlenen görevlilerin çoğunda akciğer rahatsızlığı meydana geldi. Bütün bunlardan sonra bu esrarengiz olayın neden meydana geldiğiyle ilgili çalışmalar başladı. Bu olayın neden gerçekleştiğiyle ilgili olarak ortaya çeşitli teoriler atıldı. Bunlardan ilki hastanede bulunan bir kimyasal deney odasındaki açığa çıkan gazların kadının ve doktorların bulunduğu odaya dolmasıydı. Bu gazdan herkes zehirlenmişti. Bir diğer teori ise kadının evinin yakınında bulunan bir yerde CIA'nin yaptığı biyolojik silah çalışmalarıydı. Kadın bu çalışmalardan zehirlenmişti. En son ve en mantıklı olan teori ise kadının kullandığı bir kremdi. Gloria Ramirez fenalaşmadan önce vücuduna bir krem sürmüştü. Fenalaşıp ambulansa bindirilip kalbi durduktan sonra uygulanan elektroşok bu kremle etkileşime girmiş ve kadının kanında bir çeşit zehir oluşmasına sebebiyet vermişti. Bu zehri koklayan doktorlar da zehirlenmişlerdi. Hastanede uygulanan ikinci elektroşok sırasında zehir çok daha fazla arttığı için kadının vücudundan dışarıya atılmış ve bu durum çalışanların çok daha çabuk bir şekilde zehirlenmelerine yol açmıştı.